Lisanssız kategoride Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi Nortel Enerji, yüksek verimliliğe sahip, taahhütleri yerine getirebilen, bakımı kolay, uzun ömürlü sistemleri ortaya koyuyor. Başarısı çoğu zaman ödüllerle tescil denen şirketin yönetim kurulu başkanı Cem Yalçın, devletin önümüzdeki 10 yıllık süreçte 20 bin megawatt düzeyinde rüzgar enerjisi üretme hedefine değiniyor ve ithalatın yerli üretim ve ihracatla dengelenmesi gereken bir sisteme dikkat çekiyor. Neden olmasın? Neden ülkemizde milli bir sanayi güçlenmesin? Yerli rüzgar türbini neden inşa edilmesin? İşte bu sorular karşısında duyulan heyecan, üretme arzusu ve mesleki birikim üçlü sac ayağını oluşturuyor. İlk yerli rüzgar türbini üreticisi Nortel Enerji, ülkemizde rüzgar enerjisinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Nortel Enerji firması, geçmişi aşağı yukarı 1980'li senelere dayanan bir birikimle kurulan bir firma. Hep varlığımızı bir şeyi üretebilmeye, tasarlayabilmeye dayadık. Bunun üzerine inşa ettik. Tabii bunun Türkiye'de bir takım zorlukları var. Onu tekrar biraz sonra anlatırız. Ama 1980'li senelerden başlayan bu birikim, 1993'te yenilenebilir enerji kavramının dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte bize de bir heyecan uyandırdı. Yurt dışı fuarlarda gördüğümüz türbinler, işte güneş enerji sistemleri, niye biz bunları Türkiye'de yapamayız diye düşünmeye başladık. Ve elektromekanik cihazlar üretirken, yani otoyol bariyerleri, işte road blockerlar, böyle terörist engelleri üretirken, bunları da yanında planlamaya başladık. 93'ten 2001'e 2002'ye geldiğimizde ortaya ufak çapta 3 kW'lık, 2 kW'lık türbinler çıkmıştı. Ama bunlar tabii o günün şartlarında marjinaldi. Yani sembolik değer taşıyordu. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın ve ekibinin ARGE çalışmaları neticesinde ilk ciddi girişim 2004 yılında yaşanıyor. Bu prototip elektriğin ulaştırılamadığı yerler için alternatif oluyor. Radyolinkler gibi, fenerler gibi yerlerde uygulamayı hedefledik. Yani elektrik götürülmesi gereken yerler var ama buraya elektrik götürülemiyor. Buradaki zorlukları bunlarla aşabiliriz. Hem de örnek olur diye düşündük. Ve bunların çalışmasını yaparken de Söke'de bir çiftlikte bu uygulamanın ilkini gerçekleştirdik. Bu bizde önemli birikim oluşturdu. 2007-2008 senelerine geldiğimizde bu artık dünyada da dişe dokunur bir sektör haline dönmeye başladı. Biz de bu aradaki birikimimizi dedik ki biraz daha yüksek türbinlere doğru götürmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bu noktada. Daha yüksek kapasiteli üretim arzusu, yatırım için rüzgarın ve güneşin kendini yıl boyu hissettirdiği İstanbul dışında bir alternatif aramaya itiyor Cem Yalçın'ı. İstanbul dışında üretim yapalım, rüzgarın, güneşin bol olduğu yerlerde yapalım. ARGE'ye dayalı üretim yapacağımıza göre bizimle şirket içerisinde çalışan insanlar zaman kavramı olmaksızın aileleriyle huzurlu olabilecekleri bir yerlere gidelim diye düşündük. Burayı da çok eski senelerden beri bildiğim için Ayvalık çok optimal bir nokta bu anlamda ve buraya taşındık. Ve 2011 yılında da yeni bir şirket oluşumuyla Nortel Enerji olarak sadece enerji, konsantre güneş enerji çanakları, rüzgar türbinleri ve buna benzer türevi komponentleri üretmek üzere burada organize olduk. Şu anda 40 ile 60 kişi arasında değişken bir kadromuz var. Ama temel olarak 25-30 kişilik tamamen ARGE olarak çalışan bir kadroya sahibiz. Bu görmüş olduğunuz tesisler bizim pilot üretim yerimiz. Lisanssız sınıfta, yani 500 kW'ın altında kalan ürünleri üreten, tasarlayan ve bunu yurt dışına da ihraç eden bir firmayız. Türkiye'de yerli türbin imalatının yapılacağına inanmayanların çoğunlukta olduğu bir dönemde Cem Yalçın ve ekibi Amerika'ya ihracat gerçekleştiriyor. Bu, daha sonra atılacak adımların da zeminini oluşturuyor. Sizin ihracat yapabilmeniz için üretiminizin dünya standartlarında olması lazım. Bir. İkincisi, karşı tarafta üretim yapacağınız, ihracat yapacağınız ülkeye sizin bunu yapabilmeye ve arkasında durabileceğinize ikna etmeniz lazım. Bu bizim 2009'da yapmış olduğumuz ihracat aslında sembolik bir ihracat. Şu anda yaptığımız ihracatların zeminini hazırlayan bir ihracattı.
Ve tabii aynı heyecanda sürdürüyoruz. Yerli rüzgar türbininin uluslararası standartlarını tanımlayacak sertifikasyon süreci o dönemde en temel sorun olarak karşılarına çıkıyor. İhracat sürecine girdiğimizde önümüzdeki en büyük engel sertifikasyon süreci. Sertifikasyon alabileceğimiz bir kurum yoktu Türkiye'de. Yani bir rüzgar türbinini imal ediyorsunuz ama onu uluslararası kriterlerde sertifika verebilecek, bu ürünü sertifiye edecek bir kurum yok. Bu en büyük süreçlerden, en büyük ağır engellerden bir tanesi. Ancak şu anda dış pazar bizim bu sertifika sürecimizi bekliyor idi. Bunu da tamamladık. 2015 yılından itibaren Amerika'da, Orta Amerika'da, Afrika'da, Yunanistan'da çok önemli pazarlarda faaliyetlerimize başlamış durumdayız. Bu yıl inşallah yeterli bir sayıda orada uygulama yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türk Lloyd'uyla sertifikasyon sürecimizi tamamladık. Bu çok zor bir süreç. 750 kriterden geçiyorsunuz. Ve aşağı yukarı 2 sene gibi süren bir süreç. Biz Türk Lloyd'uyla hem sertifika sürecini tamamlamış hem de Türk Lloyd'u açısından da sertifika verebilen bir kurum haline dönmüş bir çalışma oldu bu. Ar-Ge'si gerçekleştirilen ürünleri rekabetçi bir ortamda ticarileştirmek temel hedef oluyor. Yaklaşık 2000 parçadan oluşan rüzgar türbini imal ederken kompozitten kimyaya, mühendisliğe, elektromekaniğe, bilimin tüm dallarını kullanmak gerekiyor. Rüzgar türbini üretiyoruz. Rüzgar türbini şu anda orta sınıf bir türbün dahi 1500-2000 parçadan oluşur. Bunun içerisinde çok değişik teknolojiler barındırır. Özellikle kanat teknolojisi beraberinde aynen uçaklarda olduğu gibi aerodinamik yapıyı çok iyi bilmek, bunu bilimsel olarak altyapısını oluşturmak, hesaplarını yapabilmekten geçer. Bu çok farklı sektörlerde uzmanlık gerektiren bir yapıdır. Uçak üretmek gibidir. Bunu yapabilen uçak da yapar. Meseleye rekabetten ziyade milli bakıyor Cem Yalçın. Öyle ki yerli üretimin artması için sahip oldukları teknolojiyi paylaşabileceklerini gönül rahatlığıyla ifade ediyor. Zaman sınırlı, para sınırlı ve bilgi de tabii ki sınırlı. Biz kendi bilgimiz içerisinde, kendi şu ana kadarki becerimiz ve imkanlarımız içerisinde yapabileceğimizin en iyisini türbine fokusladık. Yenilenebilir enerjiyi fokusladık. Fakat biz teknolojimizi herkesle paylaşmaya açığız. Çünkü teknoloji saklanacak bir şey değildir. Sizin bir bilginiz vardır. Düşünüyor ve üretiyorsanız siz daima bir adım öndesinizdir. Mevcut teknolojinizi de herkesle paylaşabilirsiniz. Bugün birisi gelse dese ki ben bir rüzgar türbin firması kuracağım. Bize know-how verir misiniz? Bilaveder veririz. Zorluklar karşısında yılmak bir yana daha da üzerine giden Cem Yalçın, prosedürün yavaş işlemesinden duyduğu sıkıntıyı ifade ediyor. Ortaklar olarak 16-17 milyon TL para harcadık. 60 kişiyi 5 sene ayakta tuttuk. Buna rağmen 5 yıl türbinlerimizi şebekeye bağlayamadık. Halen Türkiye'de ilk türbin olmamıza rağmen daha bağlanmamış 5 türbinimiz var prosedür bekleyen. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın projeye başlarken ne üreteceğimizin garantisini yatırımcıya veriyoruz diyor. Yüksek verimliliğe sahip, taahhütleri yerine getirebilen, bakımı kolay, yerli sistem ortaya koymak en temel prensip. Lisanssız yatırımlarda 20 yıl kullanım ömrüne sahip yerli türbinler 7 yılda kendini amorti ediyor. Ancak iyi bir rüzgarda bu süre 5 seneye kadar düşebiliyor. Amacımız neydi? Lisanssız sektörde insanlara dert olmayacak, verilen taahhüdün arkasında durabilecek ve ülke içinde verimli olabilecek bir cihaz üretmek. Kendini 7 senede ödesin, 20-25 sene ömrü olsun. Ve bütün bunları kriter olarak proje kriteri koyduğunuzda işte bizim şu anda Vira serisi türbinler dediğimiz türbinler çıktı ortaya. Yani devamlı üzerinde kolay, ucuz bakım yapılabilir, değiştirilebilir ve kendini üretim anlamında çok verimli kılan ürünler. Cem Yalçın 20 kW'dan 350 kW'a kadar 6 modelle enerji ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz diyor. Fiyat aralığı da 34 bin dolar ile 550 bin dolar arasında değişiyor. Üretilen enerjinin ihtiyaç fazlasını devlete satmak yatırımcının bir başka avantajı. İthal türbinlerde elde edilen enerjinin satışı 7.3 sentten yapılırken %100 yerli türbinlerde bu oran 11 sente çıkıyor. Böylece yatırımcı hem kurulumda hem kullanımda hem de satışta kâr ediyor. Rüzgar ortalaması 5 olan ve düşük rüzgar hızlarında çalışacak projelerle projenizi yapılandırabilirsiniz. Biz de bu kriterlerle yola çıktık. Şu anda 20 kW'dan 20, 50,
100, 150, 250 ve 350 kW'lık makinalarımız var. 350 kW limit. Yönetmelik diyor ki kule seviyesi artı kanat yarı çapını koyduğunuzda 60 metreyi geçmeyin diyor. 1 megawattlık, 2 megawattlık bir türbünü kuramam ama bahçeme veya tarlama veya fabrikamın bahçesine 3 tane 350 koyarak 1 megawattlık hakkımı da tamamlayabilirim. Balıkesir-Çanakkale hattı, Trakya bölgesi ve Hatay çevresi rüzgar enerjisinde en verimli 3 bölge olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte devletin rüzgar enerjisinde üretim hedefi 20 bin megawatt düzeyinde. Cem Yalçın bunun 60 milyar euroluk bir pazar anlamına geldiğini söylüyor. İthalatın ihracatla dengeleneceği bir sistemin önemine işaret ediyor. 5-6 senedir ciddi bir veri ölçümü yapılıyor. Buna baktığınız zaman Türkiye'nin teorik olarak 60-70 bin megawatt üretme imkanı var. Yani rüzgarlı alanı var ama bunun net olarak kullanabileceğimiz 40 bin megawattlık kapasitesi, devletin koymuş olduğu hedef de 20 bin megawatt. Şimdi 2000'li önümüzdeki 10 sene içerisinde 20 bin megawattlık bir potansiyeli doldurmaya hedef koydu devlet. Böyle baktığınızda da o büyük türbinlerden, 2,5 megawattlık türbinlerden 10 binin üzerinde Türkiye'ye girmesi lazım. Bunun ekonomik olarak 60 milyar euroluk bir pazar demektir en az. Ülkemize girecek daha yüksek teknoloji büyük türbinlerin bakım, servis, ileri vadeli yedek parça hizmetlerinin karşılanması adına bugün 2 megawattlık türbini yaparak bunu karşılayamazsınız. O zaman 500-600 kW'lık Nortel gibi onlarca firma çıkmalı ki hem sektör otursun hem bu sektör ben nereye ihracat yaparım diye düşünsün. Karşıdan gelecek teknolojik, bizim de oraya satacağımız diğer teknolojik ürünlerle bir sağlıklı bir pazar oluşumuna gidilsin. Tek taraflı bir pazar asla düşünülemez. Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi olan şirketin başarısı çoğu zaman ödüllerle tescilleniyor. Bunlardan en sonuncusu enerji sektörünün Oscar unvanı taşıyan ICCI 2014'ten geliyor. Ödüller çok önemli bizim için. Çünkü bunlar hani sembolik gibi görünse de aslında bizim için çok ciddi değeri var. En son ICCI 2014 ödülü. Bu çok önemli. Çünkü aslında bu enerji sektörünün Oscar'ı gibi bir ödül. Ve bunlar lisanslı sektördeki büyük yatırımcıların üretim yatırımlarını teşvik eden, onları ödüllendiren bir organizasyon. Biz de şu lisanssız sektörde ilk bağlanan %100 yerli türbin olarak buradan bu ödülü aldık. Bunun farkına varıp bu organizasyonu bu şekilde formatlamış olmaları da Türkiye ekonomisi için gerçekten veya Türkiye sanayisi Ar-Ge'si için önemli bir çalışma. Ona kendilerine de teşekkür ediyorum bu noktada. Doğru, bizi motive eden bir ödül oldu. Üniversite sanayi işbirliğini sağlayan ve tüm kalite yönetim sistemlerini harfiyen uygulayan şirketin yönetim kurulu başkanı Cem Yalçın, kişilere değil sisteme bağlı bir yapı oluşturuyor. Başkasını taklit etmeden, sadece gözlemleyerek kendimize özgün bir model çıkardık. Sonra bu modeli iyi analiz ettik. Takıldığımız yüksek teknoloji analizler noktasında da üniversiteye başvurduk. Ve böylece ortaya doğru ve belgeli bir yapı çıktı. Bunu da kendi firmamızda çok iyi bir server altyapısı kurarak ISO 9001-2008 standartlarını, kalite standartlarını birebir uygulayarak raporlamalarla şirkete kazandırdık. Şu anda aşağı yukarı 30 bin sayfaya yakın sistemimizde çizim var. Her bir makine aşağı yukarı 2000-3000 parçadan oluşuyor. Her birinin stok kontrolünden, ham maddenin nereden alındığından tutun, en ufak civatasına kadar kayıtla takip etmeniz mümkün. Hibrit projelerde çokça tercih ediliyor. 100 megawatt rüzgar yatırımına 25 megawattlık bir güneş eşlik ettiğinde kapasite kullanım faktörünün yükselmesi geri dönüş maliyetini kısaltıyor. Yerli olduğu ve doğru yerde uygulanıldığı takdirde en iyi çözümün rüzgar olduğunu söyleyen yönetim kurulu başkanı Cem Yalçın, sözlerinin sonunda yatırımcılara yerli teknolojiye yatırım konusunda cesur olmaları çağrısında bulunuyor. Yerli türbin üretimi aynı zamanda dediğim gibi Türkiye'de uçağı dahi ürettirebilecek bir altyapıya sahip bir kurumu ortaya çıkartır. Bunu destekleyecek olan, bu bilgiye sahip olup demin anlattıklarımız çerçevesinde
yatırımcılara çok ihtiyacımız var. Her konuda, hem firma anlamında, ortaklıklar anlamında, geliştirmek anlamında, hem de cesaretle yenilenebilir enerjiyi nasıl kullanabilirim diye karşımıza gelecek, seve seve de bizden şeyler isteyecek, taahhütler isteyecek yatırımcıları bekliyoruz.